Efendim, hoş geldin ya şehri Ramazan. Evet. Bu mübarek ayı çok bekledik ve haftaya programa Ramazan coşkusuyla başlıyoruz efendim. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı haftalar olsun. Günaydınlar efendim. Evet, 11 ayın sultanı geldi. İnsanlar gerçekten bunu bekliyor. Aynı zamanda vücut için bir detoks. Öyle ve biliyorsun tabii İslamiyet'in 5 temel şartından biri oruç tutmak. Ramazan o yüzden çok özel, çok önemli. Yapabilen, oruç tutabilen için Allah kabul etsin. Herkes o mutluluğa ersin diyorum. Yapabilen, hasta olmayan, engeli olmayan herkes. Bir mazur olmayan aynen. Herkes. İbadetini yerine getiriyor. Evet, Ramazan ayı tüm ülkemize, tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk getirsin inşallah. Barış, hayırlara vesile olmayan, olsun. Evet. Hastalara şifa olsun, dertlilere deva olsun. Evet. Gerçekten bu ay yaşayacağımız ve 11 ayın sultanı olarak bize iyi gelecek, kendimizi iyileştirebileceğimiz bir ay. Tabii. Çok da önem, çok da değer veriyoruz. Herkes saygı çerçevesi içerisinde inşallah bu mübarek ayı aynen. Yaşamak nasip olsun. Allah tekrarında nasip etsin diyelim Hande'cim, tüm izleyenlerimize de. Senden sonra biliyorsun hep konuşuyoruz. Senin annen de çok benim dini bütün. Günaydınlar anneme de izliyor bizi ekran evet, başında Medya Sultan. Böyle ufak bir kuble de olsa senden ne bekliyoruz? Benden ne bekliyorsun Arto? Söyle bakalım. Benden ne bekliyorsun? Söyleyeceğim biraz sonra. Peki efendim, şimdi bu Ramazan ayı çocukluğumuzdan itibaren her zaman ailelerimiz tarafından aşılanan bir ay oldu. Evet. Ben açıkçası kendi ailemle birlikte bu şekilde büyüdüm. Okuldayken, okula giderken anne beni sahura kaldır, ben de tutacağım deyip tekke oruçlarını az tutmadık. Tekke orucu da siz de biliyorsunuz ki hem çocukların hem de yaşlıların zorlandıkları için böyle gizli gizli acıktıkları ya da susadıkları zaman böyle yiyip oruçlarına devam ettikleri bir oruçtur. Öyle adlandırılır. Çocukken tutardık öyle. Valla okullar tatile girince camiye giden nesildendim ben. Hani Kur'an kurslarına giderdik okullar tatil olduğunda. Öyle camiye gittiğimizde de orada Kur'an'ı öğrenmeye çalışırdık. Yani benim neslim 88 kuşağında. Ben Düzce Akçok Hocalıyım. Akçok Hoca'da bu şekilde büyüdüm. Tabii ritüeller. Yani bu değerleri daha, bilerek büyümek evet, gerçekten. Özellikle daha ufak olan şehirlerde ve kasabalarda bu tip ritüeller tabii daha önemli oluyor. O zaman çoluk çocuk 7'den 70'e herkes özen gösteriyor. Çünkü bütün mahalle, bütün şehir, bütün kasaba buna çok önem veriyor. Yani şimdi bütün şimdi iftarlar açılacak. Oo. Akrabalar birbirlerini davet edecekler. O sofralarda buluşulacak. En güzeli de aynı saatte o yemeğe herkesin oturduğunu bilmek açıkçası. Yani ben bunu çok seviyorum. Hani sonunda, hep birlikte o kocaman yemek sofralarında sonunda o sofrayı sosyal paylaşmak. Medyadan kurtululacak. Yok. Sonunda. Sonunda herkes o güzel o sofralarını paylaşacak. Paylaşacak tabii. Ama sonunda bir hoş sohbet olacak. İnşallah. Kalabalıkla, inşallah. Güzel topluluklarla, sevdiklerinle biraz ondan Twitter'dan, Instagram'dan, ondan bundan biraz o birkaç saatte olsa İnşallah biraz olur. Birbirimize daha vakit doğru, ayırıp, kaliteli vakit ayıracağız. Bizim Ramazan sofralarımızda olsun, benim Akçok Hoca'da olsun, annemle birlikte. Ben mesela annem benim 5 vakit abdesti namazlı, Kur'an okuyan, mevlitlere giden, orada da çok güzel sesi vardır, Kur'an'ı okuyandır. Ben de annemle birlikte hep mevlitlere giderdim böyle. Annem Kur'an'ı okurdu, bitirirdi, sonra hemen böyle bir ilahiye bağlardık. İşte, o ilahiyi de o bana söyletirlerdi. Hande için sürprizim oydu. Biraz sonra biraz açılışı yaptıktan sonra heyecanı gitsin istedim. Ondan o yüzden ya. Dedim biraz ufak bir kuble de olsa. Bugün istiyorsun bir, yani. Evet, bir ilahi istiyorum. Çünkü daha önce de konuşmuştuk biliyorsun. Hande dedi ki size bir sürprizim olacak. İnşallah Ramazan'da nasip olursa dedi. Biraz okumak isterim dedi. Hazırsan olur yani ama hazır şöyle, değilsen istiyorsan biraz daha. Yo, şöyle hemen bununla alakalı da tabii ön bir bilgi vermek tabii isterim ki. Şimdi. Benim rahmetli anneannem benim bu okuduğum ilahiyi beni her gün arardı.
telefonda okuttururdu. Hadi benim kızım bir ah kıymetli benim anam ilahisini oku bakayım bana derdi. Mekanı cennet olsun. Amin. Buradan bütün annemler, teyzemler, halalarım hepsi izliyorlar. Bütün ölenleri. Komşularımız bütün... izliyorlar Akçakoca'da. Yani benim o mevlitlerde ilahi okuyarak büyüdüğüm o ilahi ben bir okurdum bir ağlarlardı. Bak bir ağlarlardı bütün teyzeler, anneler. Ve o benim çok hoşuma giderdi. Yani benim oradaki annemden sonra o bayrağı alıp annem o mevlidi okuduktan sonra benim o ilahiyi okumam. Yani bu şekilde bu değerlerle büyümek gerçekten çok değerli. Tabii hani ki. Ben kendimi o konuda çok şanslı hissediyorum açıkçası. Telefonlarla büyüyen bir nesil değildik. Her şeyi gördüm. Her şeyi bilerek, her değerin, her insanda karşılığını bilerek büyüdüm. O yüzden herkese çok büyük saygım var. Şimdi hem rahmetli anneannemin ruhuna hem de tüm ölmüşlerimizin, tüm annelerimiz için de bu ilahiye başlamak istiyorum. Ben annem de ekranı başında bir dinliyorum. Sürçülisan edersek tabii ki affola. Çünkü Hande böyle bir şeyi burada televizyonda canlı yayında ilk defa yapacak. Onun için mazur görün, bilakis hoş görün. Bakalım biz de heyecanlıyız vallahi. Evet. Yağmur. Ya çok heyecanlandım. Evet işte o yüzden bakalım. Ah kıymetli benim anam, hasretine dayanamam. Ölüm bizi ayırıyor, yüreğimi yaktın anam. Anam kabrin nurla dolsun, Allah senden hoşnut olsun. Hem makamın cennet olsun, Allah senden razı olsun. Ay çok güzel. Buradan tüm annelerimize armağan olsun. Çok güzel. Harika ya. Hem ölmüş annelerimiz hem de hayatta olan annelerimiz için buradan bizden armağan ruhları olsun efendim. Olsun. Ramazanımız hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım hadi biz başlıyoruz. Hadi. Başlayalım mı? Keyifle, hadi bakalım. Ramazan bir güzel ay olduğu için şöyle keyifle başlayalım diyoruz. Şöyle ruhumuz temizlenmişken maneviyatın arttığı, sohbetlerin tatlandığı bir günde, bir ayın ilk günde bize şöyle güzel bir magazin yapalım. Hadi bakalım. Hafta sonundan çok güzel haberlerimiz zaten birikti. Oo, çalıştım ben. Siz ne yaptınız? Senin çalıştıklarını senin bekledik. Grupta zaten gördük. Siz yokken de çalışıyordum, siz varken de çalışıyorum. Helal olsun. Hep başkalarının yine ilk haberi sen vereceksin. Hep her zaman her zaman. Ha, evet, hadi söyle. Helal olsun. Güçlü kadın, çalışkan kadın. Evet. Değil mi? Ekmek getiriyor bize buraya. Şimdi efendim tekrardan hoş geldiniz. Evet. Konularımızın İlkini aslında farklı şekilde başlayacaktık ama sıcağı sıcağına dün geceden Cem Yılmaz'ın bir paylaşımı. Hoş geldin Ramazan dedik. Mübarek bir aya girdik. Herkesin saygı çerçevesinde tabii ki her yaptığını hoş göreceğiz. Ama Cem Yılmaz'ın dün akşam bir paylaşımı çok da hoş karşılanmadı. Cem Yılmaz haberimizde söylemezsem olmaz başlıyor efendim. Müslüman alemi Ramazan'a giriyorken komedyen Cem Yılmaz'dan hiç de komik olmayan hatta büyük saygısızlık olarak nitelendirilebilecek bu paylaşım geldi. Evet, Cem Yılmaz ilk teravih namazı saatinde Instagram storiesinde r**kı paylaşımı yaptı. Şişenin üzerinde yeni kız arkadaşının yazıyordu. Paylaşımında kullandığı müzik ise Necdet Alp'in Kim Bu Güzel adlı şarkısıydı. Belli ki kafası çok güzeldi, yani sarhoştu. Elinde dolu kadehi, önünde şişesiyle Ramazan ayının ilk gecesinde bu paylaşımı yapması başka türlü mümkün olamazdı. Elbette bu büyük skandala imza attığı için büyük tepki topladı Cem Yılmaz. Sosyal medyada yerden yere vurdular Yılmaz'ı. Ramazan'ın ilk gecesi, ilk teravih namazı kılınırken paylaşımı yapması kabul edilir gibi değildi. Nereden baksanız saçmalıktı. Kimin ne yediği, ne içtiği ile ilgilendiğimizden değil, saygısızlıktı yapılan, toplumun sinir uçlarıyla oynamaktı. Cem Yılmaz
haklı paylaşımıyla ne yapmaya çalıştığı, kime ne mesaj vermek istediği bilinmez ama şurası bir gerçek ki kendi kendini imha ediyor, bitiriyor. Ramazan'da toksinlerden arınıyoruz ama toksik hareketlerden arınamıyoruz. Nasıl olacak? Yani Cem Yılmaz'ın yaptığı bana göre hani inanılmaz bir gaf değil mi? Büyük yani bir gaf. Kimsenin ne içtiği, ne yaptığı, bu ülke cumhuriyetle yönetilen, evet, son derece demokratik, son derece herkesin her şeyi yapabildiği bir devlet, evet, ve yönetim. Yani ama bugün bunu yapmanın bir alemi yok. Yani acaba gerçekten alkollü olduğu için es mi geçti? Yoksa ben niye yaptı hiç anlamadım inanmıyorum. Yani elinde o rakı bardağıyla gelen tepkileri okuduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Şimdi yani herkesime hitap eden biri Cem Yılmaz. Gösterisinde de Paskalya Bayramı'nı kutlayan da var. Kutlayan da var. Her açıdan her olayı değerlendiren, sosyolojik olarak, ideolojik olarak her kesimde büyüyen, gelişen insanlara hitap ediyorsun sen. Ama 11 ayı sultan olarak değerlendirdiğimiz ki ülkemizin en önemli verdiği bir kere farz. Ha, uyarsın uyumazsın ama dinen de demin de söylediğimizle resetlenmiyoruz. Bazı insanlarken mesela bak şöyle bir istatistik var. Oruç tutan ülkelerde kanser oranı azdır. Vücut arındığı için, toksinden arındığı için, temizlendiği için. Manevi anlamda benim mesela bir sürü çevremde insan var. Her şeyi yapıyorlar ama bugün geldiği zaman o bireye saygı gösteriyorlar. Oruçlu tutan var, tutmayan da var. Ama saygı göstermek zorundayız. Biz nasıl her şeye, herkese saygı gösteriyorsak, herkesin de oruç tutan insana veya bugünlerde ibadetine kapanıp dini bütün yolunda ilerleyen insanlara saygı göstermesi lazım. Hele biz kitlelere hitap ediyorsak. Hele Cem Yılmaz. Ve hele Cem Yılmaz gibi hele çok Cem büyük Yılmaz kitlelere hitap ediyorsan böyle bir dikkat paylaşım yapmayacaksın. Bu mesaj aslında bir mesaj. Düşüncelerinizi almak istiyoruz. Instagramlarımızı söylemedik. Arto Dalga yazabilirsiniz. Bütün eleştirileri Cem Yılmaz'la düşündüğünüz, evet, ya da başka şeylerle ilgili düşündüğünüz bütün eleştirileri. Ben Arto Dalga Instagram'ım. Blok Yağmur'u. Hened Esar ama en önemlisi de söylemezsem olmaz official bizim Instagram adresimiz. Aynen. Oradan bize yorumlarınızı yazabilirsiniz efendim diyelim. Yani Ramazan ayının ilk gecesinde bir alkol, evet, bardağı paylaşmak amaç nedir? Amaç burada mesaj vermek. Neyin mesajını veriyor mesela? Yani sizin saygı duyduğunuz şeye saygı duymuyorum demek. Ramazan demek nefistir, nefisi yönetmektir aynı zamanda. Bak çok şey olarak değerlendirebilirsin Ramazan'ı. Yani evet, çok bir faz, anarşist, evet, bir tavır ama bu yani. Hayır, paylaşmasan ölür müsün? Öyle. İnsanların sinir uçlarıyla oynamasan ölür müsün? Ya ben tümüyle yanlışlıkla yaptığını veya o alkolün Ramazan ayının geldiğinden bile bir haber olduğunu düşünüyorum. İşte ben hani iyi niyetli olmaya çalışıyorum. Yani bir de farkındaysanız Necla'nın memleketinin bir nasıl paylaşımı, reklamı gibi. Reklamı aha, gibi. Aha. Galiba o da Necla'nın evi bile olabilir. Cem'in evine benzemiyor. Ya o taraftaki evi, o lokasyondaki evi ya da şu an bulunduğu evi ama onun kızın evi gibi, Necla'nın evi gibi geliyor. Yani herkes kasıtlı gibi istediğini yani yapmakta özgür. Şu anda duruyor mu storiesinde veya? Duruyor. Evet duruyor. Duruyor. Evet duruyor. Evet. Ya daha onu zaten geri basmaz o zaten. O bilinçli bir paylaşım, bilinçli zaten. Paylaşım hani bile bile gerçekten o paylaşımı gerçekleştiriyor. Hani ben çok üzülüyorum bir şu anda. Fotoğraf o. Gerçekten bilinçliyse yani gerçekten üzülüyorum. Yani Cem Yılmaz gibi zeka dolu bir adamdan bahsediyoruz. Ay gece safsaklamış olabilir yani alkolden. Yani hiç safsaklamayan bir durum değil yani. İçeriği için bir arge. Bu zamana kadar, şunu düşünen bu zamana kadar ne kadar paylaştı? Hangi günlerde paylaştı? Sübliminal mesajları var. Gösterilerinde de var. Ama ben o konulara girmeyeceğim şimdi. Çok açıdan da kimsenin algısını farklı bir yöne çekmek istemiyorum. Şunu söyleyecektim. Bir şey söyleyecektim buradan. Gitti. Gitti. Tamam. Olsun. Yani tamam. Aklına Cem Yılmaz. Tekrar devam edersin. En çok sen içiyorsun. Alkol sağlığa zararlıdır bu arada. Bunu da buradan ekranlardan bu bir arge çalışması desem içeriği için. Hani şunu da anlatıyor ya kendi olaylarından. Reklam aldı değil mi arge çalışması? Yok yok şöyle bir şey bundan diyelim. İşte arkadaşlar ben işte gösterilerde hep anlatıyor ya hayatından mizahlar veriyor ya. Evet. Veya mizahlar veriyor ya. Şunu diyebilir işte ben bir gün rakı storiesi paylaştım. Sosyal medyada olay konusu oldu falan deyip
Bu ben, bir arge de olabilir. Ben bunu Cem'in bunu yapacağına inanmıyorum. Ve lütfen bir şey söylemek istiyorum. Cem ve Cem gibi olan bazı insanlara, şu an için Cem'i de oraya koyuyorum. Lütfen laiklikle rakıyı, rakıyla Atatürk'ü, alkol diyorum. Alkolü lütfen bunlarla birlikte bu modern olmak, bu laik olmak falan, bu başka bir şey. Bu saygısızlık. Bu saygıyla alakalı bir şey değil veya başka bir şey değil. Veya bu bahsettiğim şeylerle, demokrasiyle, laiklikle, Atatürk'le alkollü maddeyi yan yana getirmek, kusura bakmayın, bununla hiç alakası yok. Bu bir çağdaşlık lütfen, değil ki. Çağdaşlıkla da alakası yok. Atatürk'ün kadehleri kaldırarak Atatürk'ü anıyorlar. Bu saygı veya saygısızlıkla alakalı bir şey. Kimisi de Anıtkabir'e giderek Atatürk'ü anıyor. Bu herkesin seçişi ve tercihidir. Ortamdaki alışkanlıklarıdır. Nasıl ama bu değerin, yani ama bunun bu değer olduğunu yan yana koymasınlar bence lütfen. Bence koymayalım. Kesinlikle ikisinin de tadı başka. Bunu yani ben bu konuda hakikaten herkes istediği gibi anabilir. Çok kızıyorum buna. Her zamanlıkla yaşamak zorundayız sanki. Bu konuda çok deforme oldu, çok ayrıştı. Hani sanki Atatürk sadece solcuların ama işte Allah da sadece sağcıların gibi. Aşıladılar. Hani bu bizim ülkemizde, bizim insanlığımızın bu zamana kadar benim çocukluğumda hiç olmazsa görüp geçirdiğim ülkemin insanlarının tavrı tarzı değil. Ben size söylüyorum ki seçim dönemde zamanı oyuncular da işte influencer, sosyal medyadaki fenomenler de birbirinin takipten çıkıp birbirlerine hakaret ediyorlar. Çok hassas konular bunlar. Birbirlerinin insanlar hep bu konularda saygı duyması gerekiyor. Hem dini konular hem siyasi konular. Bu konuda gerçekten aynı toplumun içerisinde yaşarken birbirimizin görüşüne, birbirimizin yetişmişliğine, evet, birbirimizin idraklarına saygı duymamız gerekiyor. Lütfen fabrika ayarlarımıza, yani eskiye İnşallah. Dönelim. Eskiden İnşallah. Her şeyin nüktesi yapılırdı. Her şeyin esprisi, komedisi yapılırdı. Dolayısıyla herkes birbirine saygı duyardı. Herkes birbirinin oyuna, tuttuğuna, dinine, inancına, Ramazan'a, Paskalya'ya, ona, buna, bütün güzel değerlere herkes birbirine saygısıyla, sevgisiyle yol alırdı. Bu dünya hepimizin dünyası. Kimsenin bu dünyadan gidince hiç kimse kimseye de bir şey kalmayacak. Görüyorsunuz Cem, işte. Cem hiç o yüzden yakışmadı. Ya, onun kararı. Kitlesini kaybederse onun bedeni ödeyecek. Cem Yılmaz'ın bu paylaşımından önce zaten haberlerimiz arasında vardı ama farklı bir konuyla vardı. Evet, bu yeni bir gelişmeydi. Ona geçiş yani, bu yeni bir ediyorum. Gelişme olduğu için de mübarek Ramazan ayına girişinde de böyle bir paylaşım yapınca da ilk konu Cem Yılmaz'la ilgili bu paylaşım oldu. Yapmaması daha doğru olurdu. Kendi hayatı tamamdır ama ya şuradan çıkıp bu topluma, onu paylaşamazsın evet, ya. Yani şuradan çıkıp saygı, paylaşamazsın saygı, yani. Bu gece paylaşma hocam. Bu gece paylaşma. Evet, senin abi içtiğini, yediğini kimse zaten görmez, etmez. Şimdi Zafer, istediğini yaşayabilirsin. Zafer Algöz'le çok yakın arkadaş. Hatta Algöz. Geçen hafta burada söyledim. Algöz. Ay özür, ne dedim evet, ben? Zafer Algöz. Algöz. Hatta geçen hafta Amsterdam'a gittiler biliyorsunuz. Çok yakın arkadaşlar. Çok filmlerinde de beraberler. Ve oradan çıkar çıkmaz Necan'ın, yok Cem'in evine gittiler. Şömine'nin, Necan'ın evinde muhtemelen yoktur. Cem Yılmaz'ın evine gittiler ve Necan orada bir story paylaştı. Cem Yılmaz arkada şarkı mırıldanıyordu. Acaba, yani acaba Cem Yılmaz aşk sarhoşu mu da böyle bir alkollü paylaşım yaptı? Çok yakın arkadaşı. Ya ben şunu anlamaya çalışıyorum. Zafer, Cem Yılmaz'ın ölüye saygısı yoksa, arkadaşın annesi ölmüş ona saygısı yoksa, evet Ramazan'a abi, saygısı yoksa, yani camiden maneviyat çıkıp duygularına saygısı yoksa, ne sadece maddi hayat, yani hayat sadece materyalist tavırlar üzerine mi? Şaşırtıyor beni durmadı bu kadar okumuş. Buradan hemen etmiş konuya da giriş yapmışken evet, sevgili Zafer Algöz'ün annesi vefat etti. Baş buradan sağlığı, başsağlığı dileklerimizi başsağlığı iletelim. Biz Cem Yılmaz'ı da hafta sonu Zafer Bey'in annesinin cenazesinde gördük. Orada da ilk kez yeni sevgilisi, çiçeği burnunda sevgililer Necla ile Cem'i Zafer Algöz'ün annesinin cenazesinde ilk kez yan yana gördük. Daha sonrasında da bu story paylaşımı gelmişti. Maşallah, iyi de gözüküyormuş. Ben Cem annesi Yılmaz'ın burada strateji yaptığını düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada Necla'ya çok büyük infial söylemler var. Böyle daha büyük infial oldu. Şu anda daha çünkü bunu mesela Necla, hadi Necla diyelim attı. Necla öne çıkmak istiyor. Necla işte Cem bana aşık, siz beni eleştiriyorsunuz, beni güzel bulmuyorsunuz, beni Cem'e yakıştırmıyorsunuz. Kabul. Ama bakın Cem benimle işte cenazeden bile çıkıp gelsek evde şıkıdım şıkıdım yapabileceğimiz bir ortamımız var falan diye gösterse bile Cem'in orada Necla'ya müdahale etmesi gerekiyordu. Ya bu kadar entelektüelseniz
iki çift olarak. Ya buna tabii ki Necla'nın en kötü onun müdahale etmesi gerekiyor. Cem ne yapıyorsun? Yani ama aşk tabii. Aşk ve şov. Aşk mı diyorsun? Aşk ve şov. Başına döndürmüş Necla'nın. Aşk ve şov. Tabii. Peki yani, cuma yayında. Sen Yağmur bahsettin ya hani şömine başında Necla bir story paylaştı ve arkadan da hemen ekranlara taşıyalım diyecektim. Teşekkürler rejimiz. Bir sesli, evet. Sesli bir o mırıldanmayı duyabilir miyiz? Cem'in şarkısı. Bu şimdi hep arka arkaya geliyor ya. Kim bu güzel miydi bu şarkılar? Yok, o alkollü paylaşımında mı Kim bu güzel şarkısı çalıyordu? Ha evet. Paylaştığı o alkollü fotoğrafın üstünde Kim o senin güzel söylediğin çalıyor. Aynen. Burada terapistin şimdi, terapistin ben okuyayım uzaylı mı? Terapistin biliyorsun. Terapistin biliyorum yazıyor. Aha. Tamam. Burada biliyorsun. Bence şu an bir terapi... Terapistin biliyorsun. Tamam işte. Burada şu an bir terapi, biri ihtiyaç varsa o da Zafer. Al gözdür yani. Sana ne oluyor? Rol mü çalıyorsun Necla? Yani Necla. Necla çok yakın arkadaşının annesinin cenazesinden çıkıp eve gelip şömine başında terapi yapar gibi böyle bir an yaşıyorlar ve Necla bunu hemen cenaze sonrasında storiesinde paylaşıyor. Ben Zafer Bey'in olurdum yani. Mesela sen arkadaşının cenazesine evet. gitsen, çok yakın arkadaşının cenaze çıkışında hemen sevgilinle aşk yaptığın bir sahneyi paylaşır mıydın? Sevgilimle aşk yapabilirim cenazeden çıkar çıkmaz. Çünkü ateş yeri yakar. Mısın? Ama paylaşmam. Değil mi? Bu kadar. Yani mesela. Evet. Hani beni bir gün bekle mesela. Evet. Saygıdır bu. Bu saygıdır. Bu kadar. Benim en yakın arkadaşım şu an bile ekipten birine bir şey olsun. O gün bir gösterim varsa bile dikkat ederim. Şu an Hande Özgün, Artı Özgün gerek yok. Yanlış anlaşılır en azından derim. Cem Yılmaz ne yapmak istiyorsa çok iyi yapıyor efendim. Hem yeni sevgilisiyle hem kendi Instagram adresinde paylaşmış olduğu hikayelerle hem de şu anda mübarek Ramazan ayında yapmış olduğu toplumumuzun en değer verdiği 11 ayın sultanı dediğimiz bir ayda insanların çok güzel dikkatini ve tepkisini çekti. Ben en hiç sevdiği iyi şey. Yaptığını ben buradan beslendiğini düşünüyorum. Ben Cem hiç Yılmaz'ın iyi kişisel olay. Yo, iyi yaptı derken. Bak bir şey diyeyim. Neyi? Hangisini iyi yaptı? Bak Cem Yılmaz'ın şu an gösterisine ben gidemedim. Hala bakıyorum, bilet bulamadım. Full çekiyor. Hı-hı. Hala bulamıyorum. Her gün bakıyorum. Ama gidenlerden şunu alıyorum. Siz de biliyorsunuzdur. Söyle. Aynı tadı vermiyor diyorlar Cem. Ha, izliyoruz bize platformlara geliyor, dijital platformlara gidemediğimiz zamanlar oradan takip ediyoruz. Evet, o tatlılığı, o olayları belki Necla bu açıdan değerlendirebilir. Sosyal medyanın nabzını. Neyin isyanı bu? Neyin isyanı? Kendinin, o aslında var ya, kendi içindeki mutsuzluğunun isyanı evet, bu. Bu neyin isyanı? Bu tamamen onun içindeki kendiyle çatışmasının isyanı. Çünkü çok üzüldüm o ben. Popülerliği kaybediyor. İnşallah mutsuz olmaz bundan sonra. Umarım. Evet, şimdi Kızılcık Şerbeti diyeceğiz. Cem Yılmaz kendini kendi eliyle bitirebilir. Kendi ayağına sıkabilir. Çok da umurunda değil zaten toplumun nezdinde. Hani nasıl karşılandığı. O yüzden diyor ben istediğimi yaşarım, istediğimi aslında yaparım çok diyor. Çok umurunda değil, çok umurunda da. İstediğiniz kadar konuşun diyor. Umuru olan insan bu şekilde davranmaz. Peki efendim, Kızılcık Şerbeti diyelim. Çünkü kıyametler koptu. Yine ortalık karıştı. Aposu, Alevi, Çimeni, Kıvılcımı, İmam Nikahları. Ay o yalı çapkını beni nasıl daralttı biliyor musun bu arada? Yalı çapkını ne? Nasıl yani? Yalı çapkını Bırak nasıl yalı daralttı? Bırak yalı çapkını. Ne yalı çapkını ya? Hayır, bu kadar güzel işlenip bu öbürü o kadar aynı tekrara düşer. O onun sorunu. Kızılcık Şerbeti yanıyor efendim. Alev, ateş, apo. Harika. Neler yaşandı neler? Bir izleyelim. Önce Pembe Hanım restini çekti. Ardından çocukları tavır koydu. Abdullah Bey derhal hamile bıraktığı Alev'i aradı. Ama hanımefendi açmayınca mesaj gönderdi. Abdullah Bey Pembe Hanım'a boşanalım teklifiyle geldi bu kez. Köşeye sıkışmıştı. Soluğu Alev'in evinde aldı. Abdullah Bey'in söz verdiği halde boşanmaması Alev'i çılgına çevirmişti. Müzik
çocuğu doğuracağını söylüyor. Kimseye ihtiyacım yok diyordu. Abdullah Bey boşanacağım deyip ikna etmeye çalışsa da nafile. Oğulları da isyan ediyordu bu arada. Neredeyse birbirlerine gireceklerdi. Alev'in annesi ve ablası da çocuğun bir an önce aldırılmasını istiyordu. Abdullah Ünal Alev'in annesinin yanındaydı şimdi de. Ondan da umduğunu bulamadı ve Pembe Hanım'a gerçekleri tek tek anlattı. Bebeği istemeyen oğullarına da düzenimiz asla bozulmayacak diyordu. Kelimem var. Sonra size pas atmak istiyorum. Apo çok yakıştı. Aa. Evet. Daha da güzel roller çıkacak. Ama Settar Bey'e de ayrıca şifalarla gidiyorum buradan tekrardan. Alev şirketin başına geçer. Bu çocuğu doğurur. Apo ondan asla vazgeçmez. Ha, sen spoiler veriyorsun. Bu kadar. İleriye dönük bu ilişkinin geleceği noktayı söylüyorsun. Alev diyorsun ki şirketin başına geçer. Bu oğlanları, erkek kardeşleri o şirketin başından defeder. Defeder. Diyorsun. Apo ondan asla vazgeçmez. Siz peki senin genel bu Apo Alev arası ben, pembe üçlüsü. Hayır abi ben ben itiraz ediyorum abi. Neye? İtiraz ediyorum. Tamam çok seviyorum ama kardeşim biz böyle bir toplum muyuz ya? Ha. Herkes herkesli mi yani? Evet. Amcasının oğlu, doğru. Amcasının kızına, doğru. Amca dayısının köbinme. Bu ne rezillik? Gerçek ya Arto. Biz böyle miyiz ya? Arto gerçek ya hikayeden esinlenerek yapılan bir dizi. Ya bu kadar rezillik olabilir mi? Ama bu böyle reziliz. Olabilir mi ya? Evet reziliz. Böyle bir şey olabilir bizim mi ya? Bizim toplumumuzda var ben ama. Ben kabul etmiyorum. Türk aile toplumunun böyle bir rezaleti kabul etmiyorum ama ya. Ama var. Bak eksepsiyonel olabilir ama bu hemen herkese... kullandığın kelimenin abi, anlamını söyle. Eksepsiyonel ne yani demek? Yani bu şahsa münasır. Şahsa münasır. Ama bu özellikli. Şahsa münasır. Hayır özellikli abi, durumları biz bunu... her gün gündüz kuşağı kadın programlarında abi, Müge Anlı'da, Esra Erol'da evet, her gün daha beterini yani istiyoruz kadar... Erol. Ya biz kendi ailemizi bu kadar kötü gösteremeyiz ya. Gösteremeyiz yani. Bunlar ben ama itiraz gerçekleri... ediyorum buna ya. Allah kahretmesin ya. Ama gerçekler... Bu böyle bir şey olabilir mi ya? Var. Yani... Var. Senin ailende var mı? Mümkünatı yok olamaz. Senin ailende var mı? Benim ama ailemde de yok. Bu var. Ne rezillik? Ya... Türkiye'nin Anadolu tarafındaki ya, kesimi Anadolu'da şu anda demeyelim, her yerde, her yerde var, her yerde var. Şehirde ama de var, ünlülerinkinde de. Bunu Arto, hep söylerim ama. Daha çok var. Ya itiraz ediyorum ya, artık gerçekten evet, isyan ediyorum ya. İtirazı var, isyanı var. Bu bir dizi ama maalesef gerçek hayattan ya sapkın alınan gibiyiz ya, sapkın. Esinlenerek sapkın yapılan bir ya dizi. Asıl sen dur bunu bırak. Asıl bombaya da geliyoruz. Gerçi bir her şey bomba birbirinin ya daha bombası oluyor. Daha ne bomba patlayabilir derken arka arkaya bombalar patlıyor. Şimdi burada aslında Apo'yla Alev'in arasındaki diyalogda Alev orada güçlü kadın. Bu çocuğu evet ben doğuracağım. Senin soyadını İhtiyacım bile almayacağım. İşte seni de istemiyorum. Soyadını da istemiyorum diyor ama orada sonra bir kelime kullanıyor. Diyor ki ben diyor sakın diyor sen diyor o diyor çok sevdiğin düzenini bozma aman diyor. Bak sakın işte, o çok sevdiğin düzeni tabii bozma. Ne bu? Sen güçsüz erkeksin. Ben sana bir tane şans verdim. Sen o düzenini bozup da beni alamadın. Ben de metres olmayacağım. Kadın sen zaten yuvayı yıkıyorsun. Biraz söylersen mesajı alırsın. Peki bir şey söyleyeceğim yani. Bu metres olmamış mı oluyor? Bu çocuk niye doğuyor? Daniskası. Çok mu metresin aşık olduğu için doğuyor? Şu anda. Ha. Yani. Bunu güç, para ve hırs için yapıyor. Evet. Bir de yani Abdullah Bey'in Pembe Hanım'la bir diyaloğu var. Abdullah Bey Pembe Hanım'a diyor ki aman diyor sen Müslüman bir kadınsın Pembe Hanım diyor. Hiç sana böyle şeyler yakışıyor mu diyor. E sen Alev'i hamile bıraktın Müslüman Apo. Sen karına diyorsun ki sen Müslüman bir kadınsın yaptığın hareketler sana yakışıyor mu? Senin Müslüman halinde gittin başka bir kadını karını aldattın. Kaç yaşında adamsın? Aranda kaç yaş fark var? Şimdi kadın hamile. İşine gelince Müslüman, işine gelmeyince Müslüman değil. Bizi mahveden bir dizi biliyor musunuz? Bizi Türk toplumunu mahveden bir dizi. Asla seviyorum, izliyorum ama kabul edemiyorum. Ama işte o yüzden zaten çok kabul edemiyorum. Çok arkadaşlar şimdi dizide asıl bombayı dün gece finalde bomba gibi vuran ne dün gecesi dün pazardı cuma günlerinin cuma vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayırlı cumalar neler oldu ikinci bomba patladı dizinin finalinde Çimen tesettüre girmiş bir şekilde sen çık Kıvılcım annesinin karşısına ben evlendim diye kapalı tam da kadınlar gününde Kıvılcım şok tam da kadınlar Kıvılcım gününde iptal. Bir izleyelim mi efendim
Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen'in birazdan ablası Dua ile paylaşacağı sır Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne damgasını vuracaktı. Eyvah eyvah, henüz 22 yaşındaydı Çimen. Evli ve çocuklu bir adamla aşk yaşıyordu. Üstelik birlikte olmuşlardı. Adam evli olduğunu söylememiş, istediğini alınca da ortadan yok olmuştu. Çimen'in aşık olduğu Gökhan, Görkem'in abiydi üstelik. Görkem de Çimen'in ablası Doğan'ın eski eşi Fatih'in evlenmeyi planladığı kadındı. Tam bir kör düğüm anlayacağınız. Doğa kız kardeşine yaşatılanı affetmeyecekti. Bir planı vardı. Çimen'e Gökhan'ın eşine gidelim ve her şeyi anlatalım diyerek intikam planını anlatıyordu. Planı derhal uyguladılar. Gökhan'ın her şeyden habersiz eşi Hilal'in evindeydiler. Kadıncağız gerçekleri öğrendiğinde buz kesti ortalık. Hilal kayınpederine olanı biteni anlatınca da ortalık karıştı. Kayınpederi oğlu Gökhan'ı esaslı bir tokatla kendine getirdi. Devamında Çimen'le imam nikahı kıymasını emretti. Gökhan hemen Çimen'le bir araya gelip Hilal'den boşanacağım yalanını söyledi ve saf kızımız Çimen'i imam nikahına ikna etti. Bir de şartı vardı. Kapanması gerekiyordu Çimen'in ve işte son bölümün o son sahnesi. Çimen geliyor. Şimdi ben bu diziyi gerçekten çok fanı olarak izliyorum ve takip ediyorum. Acaba o ilk girişte Çimen'i görür görmez oradaki bütün oyuncular nasıl gülmeden bu sahneyi çektiler? En çok bunu merak ediyorum. Yani sence gülmeden mi çektiler? Sence çok mu? Ama ciddiyete peki bir şey söyleyeceğim. Çimen o kadar ciddi ama. Çimen dizide kaç yaşında? Çok küçük, daha üniversiteye yeni kazanmış bir kız. 60 yaşında bir tesettüre girmiş bir kadın gibi giydirmeler ne diyorsunuz? Gitsinler 22 yaşında giyinen tesettürlü bir gençlere baksınlar da. Sen şeyini, stylingine mi? Aynen, tesettür yap. 60 yaşında küçülmüş bir teyze gibi tık 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 ne öyle geldi sana. Şeymiş, Gökhan annesinin hemen montunu vermiş. O kısımlara girmiyorum. Çok hızlı tesettüre girdi, çok hızlı imam nikahı kıyıldı. Aslında oraları girmeyeceğim artık. Çimen Gökhan'a gidip beni niye kandırdın? Hani yazık değil mi, benim duygularımla oynadın. Kızı bir kıyafet alsaymış. Şimdi seni Allah kahretmesin. Bak gidiyor Gökhan'la konuşmaya ki. Ya burada gözleri aşk. Yaşlı bir şekilde. O, i̇şte ne aşk mı? İşte burada aşk. Kızın aşkı. Evet, kızın her şeye aşk. Kadir kızın ve her aşk. Şeyi yapması için neden i̇şte bunu aşk? Bunu siz kadınlar düşünün işte. Sonra aşk. Bu kadar değer veren kadından gidip aldatılıyor. Ya evlisin diyor, gidiyor ağlamaya adama. Evlisin, senin iki çocuğun var, beni niye kandırdın diye ağlarken. O adam eve diyor niye ki gidiyor ona, Doğan'ın şeyi. Adam ona hırsı, diyor ki. Doğan'ın hırsı o kadının evine gitmek. Doğrusunu Doğan'ın yapmaya çalışıyor. Doğrusunu Orada Doğa kendi intikamını almaya çalışıyor. Kendi kocasının intikamını almaya çalışıyor. Çünkü biliyorsun. Ama şimdi orada Gökhan, kardeşi söz konusu. Ama Gökhan kardeşi biliyorsun. Kandırılmış. Görkem Fatih'le birlikte. Tamam. Yani Doğa'nın eski kocasıyla birlikte. Tamam. Dolayısıyla o hırsını ve intikamını almaya aslında çalışıyor. Kardeşini korumaya çalışıyor orada Doğa. Doğa zaten Fatih onu ilk aldattığında da duruş sergiledi. Boşanacağım senden dedi. Sonra burada ne oldu? Kızın ondan sonra ne oldu? Senin dediğin o aşk. Ya, itti 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 ya. İtti. Aslında bütün duygularını bastırdı. Sonra da Fatih ona geldi. O istemedi. Fatih ne zamanki kaybetti. Fatih ne zamanki ilgisini Doğa'dan çekti. Bu sefer Doğa dedi ki bir dakika ya. Bir saniye gidiyor adam dedi. Genelde bizde öyle olur. Evet, İlk başta değerini deriz. Falan bilemeyiz. Hı-hı. Kaybettikten sonra da ama ben seni seviyorum dersin. Sen gider dersin. Misin? Nereye gidiyorum ya? Böyle gider misin? Mümkün başına artıyor. Geldi. Ben bu eve gider misin? Bu konularda çok büyük duruşu olan biriyimdir. Hayır, eve gider misin? Söyler hangi misin eve? Öbür kadına? Evli olduğun, yani evli olan kişinin. Ben böyle bir şey yaşayamam. Hayır. Böyle bir şeyi de yapamam. Empati ben yapıyorsun onu, şu anda. Empati de yapamam. Yani ben kendimi o durumlara düşürmem. Empati yaklaşır. Ben kendimi o duruma düşürmem. Onlar abla kardeş gidiyorlar. Yazık. Abla kardeş maşallah. Diyorlar ki benim haberim yoktu. Kız diyor ki ben sizinle evli olduğunuzu bilmiyordum. Sizin iki çocuğunuzun olduğunu bilmiyordum. Adam beni kandırdı. Benim i̇şte haberim yoktu oluyor diyor. Oluyor ya. Orada normalde o Hilal, yani Gökhan'ın karısı rolündeki kadının da aslında hani boşanması beklenmiyor izleyenler tarafından. Ama bak ne güzel duruş sergiliyor. Ama diyor sergiliyor, ki direkt ben diyor, boşanmak istiyorum diyor kayınpederine gidip. Aynen, direkt kayınpederi ben boşanmak istiyorum diyor. İşte budur. Peki kayınpederi ne diyor? Kayınpederi çok sinirleniyor bu olaya. Ve ne oluyor? Diğer kıza da sahip çıkmak istiyor. Ve onu o yüzden imam nikahıyla oğlunun öbür eşi yapıyor. Kız ne yapıyor?
Gitmiş Gökhan'a sitem ediyor, sen beni kandırdın diye, iki göz iki çeşme. Ama diyor ben seni seviyorum, gel evlenelim diyor. Çünkü ben boşanacağım diye kandırıyor bir de kızı. Kız hemen dakikasında tamam diyor. Orada en can alıcı diyaloglardan bir tanesi de şu. Diyor ki ben evlenelim diyor. Hemen o da böyle evlenelim deyince ay benimle eğlenecek tamam ben diyor. Hemen kelebekler sonra diyor ki ama ben şimdi nasıl hemen evleneceğim? Anneme ne diyeceğim diyor. Adam diyor ki Gökhan'la canım diyor, çimencim diyor, sen diyor eve diyor benle gelirken aklın neredeydi diyor. Ya bu kız çocuklarını büyütürken gerçekten hani bu erkekler tarafından kandırılmasın. İki lafa, iki çift söze, iki çantaya, iki arabaya, eve bir şeylere tamah i̇şte etmesinler diye. Kızlarınıza sahip çıkın, kızlarınızla bakın konuşun işte. Anneler. Aynen. Yani onlarla birebir iletişimde olun. Sürekli kızlarınızı eleştirerek onları kendinizden itmeyin. Kızlarınızın bu gibi yanlışlara bir tek anneler değil, babalar da gibi girip kalayacaksın. Babalar da babalardan çok korktukları ya. İçin babalara da açılamıyorlar. Yani baba da anne de dost olmalılar. Hayır abi mesafe yok. Tamam ikisi de. Yani çok haklısın. O senin baban. Evet, hiç benim yok. De öyle ama yine de ilk bu gibi durumları anneye açabilmeli tamam. Kız. O güveni annesiyle bir şeyleri paylaşabilme güvenini anne ama kızına o anne aşılamalı. İşte o annesi anne babaya de ne yapar, söyler diye korkuyor. Anne ne yapar peki? Eşe gider bu katalizatör görevi evet, yapmak zorunda. Açıklar. Annedir o kızı yumuşatıp tabii. Kızını koruyup da babaya bu durumu aktaran kişi. En son babalar duyar hitabıyla. Güzel. Şimdi bunu seyrederken yoldan mı çıkıyoruz biz? Bunu seyrederken ders mi alıyoruz? İki taraf. Bak %50. İşte benim en korktuğum şey şimdi bu. Şimdi bir seri katil film izlerken i̇şte. Biz ne diyoruz? Aman Allah korusun, Allah düşürmesin falan. Bazısı da ben de böyle mi kessem, böyle mi biçsem i̇şte, diye bakıyor. İşte onun için de korkuyorum. Yani bu bize İyi mi oluyor? %50. İsyanım her zaman bununla. 50-50. Evet işte akıllıysan ders almak tabii zorundasın. Tabii sen bu akıl akılsızsan işte böyle kötü kendine evli kendine evli adamı ne bulursun. Yıkıldı? Kendine evli adamı bulursun. Parayı yerim dersin. Mis gibi de yaşarım, evimde tutulur boğaza karşı. Son ha, model alan arabamda. Alan memnun, satan memnun. Memnun olursun. Aynen öyle olur onursuz işte. Onursuz bir şekilde olursunuz. Yaşarsın. Aynen. Gel buraya. Çıkışın. Yeni konu. Ama bazen şimdi, bazen evet. Şöyle bir şey de var. O evde o adam mutsuz. O adam da o evden gidemiyor. Kadın yüzünden. Peki buna ne diyeceksiniz? Bu zaman peki kim burada o zaman suçlu? Kim suçlu? Oradaki ekstra kadın mı? Yoksa sırf kadın. Çantadan, sırf arabadan ya da sırf güçten... Vazgeçmemek için o kocayı bırakmayan kadın. Mesela kadın tartışmalardan bir tanesi bu senin söylediğin şey. Ay hepsi o çok zor bir şey. Hilal için diyorlar ki şimdi kadın yani kocasını küçücük bir kıza mı kaptırsın? Ne i̇şte oldu pembe kadından bak, pembe çocuk bırakmıyor işte. Aldı üstüne kuma geldi. Kuma yani, geldi aynen. Üstüne kadının. Bunu bir saat tartışırsınız. Kız kuma evet. Olmayı bak, gerçekten kabul etti ya biliyor bu. Musun? Bunu özel bir yayın yapalım. Çok şimdi efendim. Bir şey. Yeni bir içerik. Merak ettiğimiz konu Kızılcık Şerbeti'nde bu sahne böyle girdi. Kapalı tesettüre girmiş bir çimen. Asıl Kıvılcım bakalım kızını nasıl paralayacak. Bir sonraki bölümde bunu bekliyoruz diyorum. Kapatıyorum Kızılcık Şerbo'yu. Şimdi efendim söylemezsem olmaz farkıyla. Ramazan öncesinde hafta sonunda bizim sanatçılarımız son konserlerde arzı endam etmişler. Ay biz de neler yaptık cuma günü Ramazan öncesi. Ne yaptın? Hadi bir tur yapalım. Sahnelerdeyiz. İlk performans Yavru Vatan Kıbrıs'tan geliyor. Gülşen sahnede. Bu kez alışık olduğumuz transparan kıyafetleri yok üzerinde. Sahne kıyafeti hayranları arasında Gülşen Ramazan ayarı çekti yorumlarına neden oldu. Ve bir başka güzel isim İrem Derici de Kıbrıs'ta çıkıyor karşımıza. Üzerindeki siyah şık kıyafetiyle ben buradayım diyor güzel şarkıcı. Tabii İstanbul gecelerini de boş geçmiyoruz. Güçlü sesiyle Sıla çıkıyor sahneye.
eğlence dünyasının kalbinin attığı ünlü mekanlardan birinde Sıla. O da kostümüyle dikkat çekiyor. Bir başka güçlü ses Linette İstanbul'da Kadınlar Günü'nde sahnede. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Linette sahne öncesi de sürpriz bir baskın vardı. Genç hayranları kulisini bastı. Hayranlar kulisi bastı. Linette Hanım. Yani bu kadar güzel kız bir arada. Ay basılmak da güzelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dünya güzelim. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Sizin de teşekkürler. Güçlü kadınların geleceği burada. Linette genç hayranlarıyla Kadınlar Günü'ne özel hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Hep güçlü kadınlar burada, çalışan kadınlar. Tamam, sen de böyle gel. Olur mu? Arkasını değil, makineden. Tamam ama sen nasıl gideceksin? Ve yine sahnelere dönüyoruz. Yıllara meydan okuyan grup İzel Çelik Ercan var sahnede. Performansları harika. Efsane grubu dinlemeye gelenler yerlerinde duramıyor. Şarkıcı Berkay da oyuncu İbrahim Büyükak'la sahnede. İkili Harun Kolçağ'ın Vermem Seni şarkısına düet yapıyor. Ve sahne performansıyla izleyiciyi coşturan bir diğer isim Gökhan Türkmen. Genç şarkıcı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Efendim çok kısa bir araya gidiyoruz. Evet efendim, reklamlardan sonra tekrardan karşınızdayız. Söylemezsem olmaz, Ramazan coşkusuyla da yeni haftayı açtı. Ekranlarını yeni açmış izleyenlerimiz için de tekrardan hayırlı Ramazanlar dileyelim ve haberlerimizde hız kesmeden devam edelim. Aynen. Şimdi reklam sonrası ilk haberimiz, haftalarca burada günlerce masada konuştuk, Ebru Gündeş, Murat Özdemir çiftiyle ilgili olacak. Çok, evlerini çok sevindik. Çok merak ediyorduk. Beykoz'da bir yalıda 535 bin aylık kirası bir olan bir eve burada çıktılar. Burada bir yanlışlık var. Düzelt bizi. Beykoz'da Acarkent Mahallesi diyorsunuz ama yani Acarkent sitesinde, o bölgenin sitesinde yalı olamaz çünkü denize sıfır bir yer değil orası. Dolayısıyla yalı olması için deniz önünde olması lazım. Dolayısıyla bir yalı olamaz. Hayır, yalı değil. Yalıdan villaya geçtiler. 535 bin tamam. lira aylık kirası. Yalı... Sen milyon milyar derler. 535 bin lira aylık kira. Çok ay bana bir şeyler para. Oluyor. Ne oldu? 535 bin lira kira. Bir şey oldu zannettim sıcaktan. Bir şey söyleyeceğim. Peki aidatı vardır bunun, burada aidatı nedir? Burada oturmayan bir şeyler var. Ne var? Yani Murat Bey'le ilgili hep iddialar geldi biliyorsunuz. Son iki yılda özellikle maddi evet, durumu da. Evet sana geldi, söyle hepsini. Evet. Evet. Bak. Son iki yılda. Senin haberin çünkü. Son söyle. İki yılda. söyle. Ya Arto. Ne oluyor oralarda? Bir kabardı indi gibi söyle. De buradan bir şey alacağını hissediyorum. Orada biliyor da o yüzden. Hayır, şu an sesi düşünüyorum. Anneniz yapıyorum. Son iki yılda. Maddi durumu daha iyi olduğuna dair haberler geldi ya evet. bu tarafa, bunları konuştuk ya bu masada. Yani ayda 500 bin küsüratlı bir villada oturacaklarına göre bu parayı Murat Bey veremeyecek. Bu parayı Ebru Gündeş verecek. Benim anlamadığım Ebru Gündeş neden bakabileceği bir adamla bugün evleniyor? Bakabileceği evlendi. Bir adamla yani mı? Yani bu rakamları kendi ödeyebileceği, bu masrafları kendi yapabileceği, mesela yalıda da oturabilirlerdi. Hiç masraf yapmadan. Hı. Niye bu kadar rakamlar ortada konuşuluyor? Birlikte bir işbirlikleri mi var diyorsun? Hayır, işbirlikleri yoktur. Niye Ebru Gündeş Murat Bey'le? Ya ben Murat Bey'in ayda 530 küsüratlarda aylık bahsediyoruz bu rakam. Evet, aylık 535 bin lira. Ne kadar yapıyor bu rakam? Ben hesaplayamıyorum. Benim öyle bir hesabım yok. Ben yapamıyorum. Benim öyle bir küsürat bilgim yok. Sen ne demek istiyorsun? Ben bir şey demek Yağmur. İstemiyorum. Yani bu tuhaf, yani anlayamadım bir evlilik geliyor bana. Sence bu paranın değirmeni suyu nereden mi geliyor diyorsun? Hani Ebru Gündeş neden bu kadar... Çok, o zaman çok aşık, çok gözü kara. Murat Bey gibi hayatında kimseyi sevmedi ki bu kadar elini taşın altına sokarak bir evlilik gerçekleştiriyor demek istiyorum. Sizce kirayı kim ödüyor? Bence Ebru Gündeş. Ebru Gündeş niye kirasını ödesin canım? Kim ödeyecek? Murat Bey ödüyordur. O kadar mı durumu iyi? Ama Murat Bey ki eğer ki son iki sene ya da son üç sene ya da dört senede zenginleştiyse 535 bini ödeyebilir.
Yani bana garip gelmiyor. Yani Ebru Gündeş'le birlikte olmayı yediyse gözü, 535 bin liralık aylık kirası olan villayı da karşılar herhalde Murat Özdemir. Ya da Ebru Gündeş, benim çok param var zaten. Ben artık bu saatten sonra aşk, bana değer aşk verecek. Aşk oldum, aşkım ben bakacağım. Ben, evet benim çocuğuma babası var ama yine bir babalık yapabilecek. Erkek olsun başımda. Başımıza bir erkek olsun, evimizde, çatımızda. Genç olsun, dinamik olsun dedi ve evlendi. Evlendi, başkasının kocasını aldı diyorsunuz. Çok affedersiniz ya, sadece sevmiş olamaz mı? Onu diyoruz olabilir, işte. Yani tabii ki, illa olması? Başına. Ya tabii zaten ki. Ebru Gündeş erkek gibi kız. Dolayısıyla başında adama, bilmem neye, gardiyana ihtiyaç yok. Kodumu oturtur zaten Ebru Gündeş. Hiç öyle. Ebru Gündeş fan club. Hayır fan club falan diye. Benim eleştirdiğim Artalım kadar. Artalım Instagram'ı benim, Ebru Gündeş official. Benim eleştirdiğim kadar. Kim eleştirdi Ebru Gündeş? Bir seyredin eski programları. Aman ya Rabbi. O yüzden şaşırıyorlar niye bu kadar. Hayır. Şimdi Sezar'ın hakkı da Sezar'a. Yani Ebru Gündeş aşık oldu. Bu kadar basit. Hani biraz önce Çimen dedik ya. Aşık oldu. O yüzden tesettüre geldi. Ne yapalım? Gelin. Aşık oldu, normalleşti. Aşık oldu. Normal. Aşık oldu, normalleşti. Yapılan bu senin her iddian şey... hayatım. Bu senin iddian. Yani hayır, sen diyorsun aşık evli oldu. Adamla evliyken flört etti ve birlikte oldu diyorsun. Bu senin iddian. Tarihler önümüze düştüğündeki iddialar bu. Bunlar. İspatla. Hayır, bir şeyi ispatlamak yani. Zorunda değil. İddiayı konuşuyoruz. 2021'den itibaren görüştüklerini burada defalarca konuştuk. Ebru Gündeş'in reddettiğini ilk etapta söyledik. Sanki boşanda gel gibi, evet, hani ben bunu kabul etmiyorum gibi dedi. İddiaların olduğunu ama burada Selin Kabaklı'dan da bize birebir özel mesajlar geldi. Hı hı. Sonuç olarak hani ay Selin Kabaklı da kusura bakmasın boş Ebru dolu yapıyor. Abla söylemeyle. Ay boş dolu yapıyor. Önce bir yalandan bir peyniri uzatıyor. Ondan sonra fareye lay lay lay. Ondan sonra bir bakıyorsun ki Selin Kabaklı diye biri yok. Neyse Atağan Üsküdar'ı geçti. Aynen öyle. Şu anda Acarkent'te 535 bin liralık villalarında çaylarını yudumluyorlar. Olsun. Şimdi kapatıyorum çünkü giriyoruz, dallanıp budaklanıyoruz. Yine tarihlerde boğuluyoruz. Ya, mutluluklar diliyoruz Ebru Gündeş'e artık Murat Özdemir'e. Uzun lafı kısası. Gülben Ergen. Ramazan ya ıslah oldu. Ramazan da ıslah oldu arkadaşım. Ben çok terbiyeli ve ahlaklı biriyimdir o konularda. Ben insanların bizim kendi örf, adet, gelenek, göreneklerimize uygun ve kadınların onursuz olsun ve gurursuz istiyoruz. Yaptıkları hareketleri eleştiriyorum burada. Çünkü ben duruşu olan bir kadınım. Ebru Gündeş Gülben sana göre onursuz Ergen mu? Gülben demek istiyorum. Ebru Gündeş Gülben onursuz Ergen mu? Demek duymuyor istiyorum. Seni şu an. Ebru Gündeş onursuz mu? Ben Ebru Gündeş onursuz demedim. Genel bu zamana kadar konuştuğumuz kadınların erkekler konusundaki tutumlarını sadece Ebru Gündeş değil. Bu zamana kadar Kızılcık Şerbeti'ndeki kadınlardan da bahsediyorum. Normal şartlarda bizim ünlülerimizin evli erkeklerle birlikte oldukları zamanları da söylüyorum. Şimdi Gülben Ergen diyeceğiz. Bir ekranlara taşıdık mı? Gülben Ergen. Şimdi... Bir şoplu ve bir şopsuz ekranlara yansıdı. Bir şey değil mi? Bence aslında sağdaki çok daha güzel. Daha evet, dolu aslında. Kadın dediğin kalçasıyla nelerler yani bir şeylerler. Üstüyle kalçası, çay bardağı gibi yemeğin olacak. Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı. Bir bana bak bir ona bak. Beni gösterin kadının bir bana bak, kalçalısı. Yavrum da diyor ki bir bana bak bir ona bak. Bir bana bak. Hangimiz kadın? Ay aşk olsun. Şimdi senin yanında ben yani sen kadısın. Herkes Gülben Ergen'e, Gülben Ergen gibi hani oturumu düzü şeyi olsun deyip bir sürü para harcıyor ya. Ebru Polat'ı hani gördük ya. Zaten biyonik duruyor. Sanki yapay zeka ile oluşturulmuş bir fotoğraf gibi. Ben hafta sonu bir tane post attım ya. Evet. Aynı onun gibi değil mi? Geçen gün Gamze Erçel de bir tane story atmış. Photoshop, belin... Photoshop'lu olan evet, belini yapmış çay bardağı. Photoshop. Çok Amerikan vaizi. Photoshop. Daha sarsı değilim burada. Abla, dur, devam konuşuyorsun zaten. Tamamlasın yağmur. Ay çay bardağı gibi yapmış belini. O kadar komik durmuş. Hangisini beğendin? Orijinal tabii ki. Tabii orijinal. Ki ya. Gülben kesinlikle orijinalin. Biz buradan Gülben Ergen'e sesleniyoruz. Biz aslında sizin Photoshop'suz orijinal halinizi evet. daha çok beğendik. Bir de yüzü de orada. Şu iki taraf bambaşka. Yüz de şoplu. Şey. Beden de şoplu. Yüz biraz şişman çıkmış. Saç modeli veya ama o duruş. Gülben Ergen'in o elmaları, bazen. O elmaları var ya zaten evet. hani. O onun imzası aslında. Onu seviyor olması lazım. Aslında canlı gördüğünde bir bu kadar temi, şişman değil. Bir şey olarak. Niye yaptırmıyor acaba? Yüzü o kadar değil. Değil mi? Değil o kadar. Bir ama bir şey söyleyeceğim. Basenleri falan beli bayağı girmiş. Baseni de bayağı daraltmış. Değil mi? Yani o hani bir kere Yıldız Tilbe Ebru Gündeş'in
yapay zeka ile yapılmış düğün fotoğraflarını paylaşıyor. Bunu da sanki Gülben Ergen kendisi servis etmemiş ve birileri Gülben Ergen'i yapay zeka ile bu hale getirmiş gibi. Çocuklar ya maalesef oluyor. İnsanın yaşı ilerledikçe, yaş aldıkça da bazen oynamak istiyorsun kendini. Ama diğer hali daha güzel. Evet, arkadaş işte, hepimiz şop yapıyoruz. Bak üçümüzde ne diyoruz? Öbür hali daha güzel. Evet hepimiz yani, şop yapıyoruz. Şopsuz. Bak dozunla estetik yaptırmak gibi. Her şey dozunu yaptırdığın zaman evet, yoksa, göze batmıyor. Yoksa sonun var. Safiye soymana. Aynen. Yani, aynen. 16 yaşına bir dönersin. Gülben Ergen sosyal medyada çok aktif kullanan bir insan. Çoğu zaman da linçleniyor zaten bu yüzden. Orijinal bir şekilde yani kafasından geçeni direkt aktardığı için. Reel'lar falan paylaşıyor. Reel'lardan o kalçasını, basenini falan gösteren bir kadın. Evde bir body body yürüyor yani. Yararlı bir kadın, yararlı. Özel hayatı için aynı şeyi söylemeyeceğim ama okul açmalarıyla, kadınlara mesajlarıyla, yaptıklarıyla kendince yararlı. Ya duyarlı olmak istiyor. Bazen duyar dozunu ayarlayamıyor ve linç yiyor. Onu özel hayatında ayarlayamıyor. Onu hiç ayarlayamıyor. Efendim söylemezsem olmaz masasında bu iki fotoğraf arasındaki fark da biz Gülben Ergen'i şopsuz bir şekilde beğendiğimizde hemfikiriz. Şimdi düşman çatlatan çok sosyetik ünlü çiftimizle devam edeceğiz. Hakan Sabancı. Hande Erçel çifti. Evet. Güzel haberleri çatlattı. Var. Haberleri almadan önce bismillahirrahmanirrahim. Haberleri almadan önce bir hemen bandımızı izleyelim. Dans etti, sevgilisi Hakan Sabancı'nın yanağına öpücük kondurdu. Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i gelin olarak istemediğine dair dedikodular yapılırken Hakan Sabancı'dan paylaşımlar gelmeye devam ediyor. İkili bu kez sosyetik dünyanın tanınmış isimleri Mert Özdenir ve Nazlı Selin Şengel çiftinin düğününde bir aradaydı. Düğünde aşk tazelediler. Dans ettikten sonra sevgilisi Hakan Sabancı'nın yanağına öpücük kondurmayı ihmal etmedi Erçel. Herkesin yorumu aynıydı. Çok yakışıyorlardı. Hande Erçel telefonu ön plana çıkardığı bu videosunda şıklığını da gözler önüne seriyordu. İkilinin sosyetik düğündeki güzel anlarını paylaşmaksa Hakan Sabancı'ya düştü. Acaba bu paylaşım annesi Arzu Sabancı'ya mesaj mıydı? Hande Erçel'in aynı geceye ait Hakan Sabancı'yla bir arada olduğu paylaşım yapmaması da gözlerden kaçmadı. Sevgilisinin paylaşımında mesaj müstakbel kayınvalidesine ulaşmıştı. Erçel bunun farkındaydı. Öp 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 doyamadış. Bu benim monitörüm nerede doyamadım. Ha ben de dönünce. Sen Tarkan'dan küpü söyle. Şimdi biz arkada tabii hemen eleştiri yağmuruna tuttuk ama hep pozitif eleştirdik. Bir tek çantada bir problem yaşadık zannedersem. Şimdi kızlar bu, dedi ki çantayı çok yakıştırmadık elbisede. Ama sence el çantası gibi el düşündüğünde el çantası ama gold bir çantaydı ve üstündekiyle onu uyumlandırmaya çalışırken çiğ kalmıştı bazen elinde. Bazen absürt renk modası var mıdır? Böyle ama absürt o kullanma. Absürt renk olacak bir şey değil. Zaten soft bir renk ya giymiş. Dore ve lame zaten hep evet. Aksesuar olarak da kullanılır ya. Altın evet. Hiçbir şey takmazsın. Dore bir çanta alırsın elinde. Bir o ışıltıyı sana verir. Çantanın formu da daha kutu şeklinde bir şey olsaydı daha şık durabilirdi. Hande bir kere çok güzel giyinmiş. Hande çok vücuduna hoş, göre giyinen iyi. Bir kadın. Bak bu çok önemli. Hep söylüyoruz. Çok güzelleşmedi çok mi? Güzel çok ama. Asil. Çok, çok güzel. Aşkı çok iyi. Tuvaleti de çok iyi. Yasemin bu... Özilan. Kork. Başka bir sosyetik güzel geliyor. Ha. Bak rakip. Kork. Nasıl yani? Evleniyorlar Yasemin, mı? Bence evlenirler. Bence evlenecekler. O zaman... Arzu Sabancı hiçbir şey yapamıyor şu anda ha, bir maalesef. Şey söyleyeceğim. Şimdi, benim duyumuma göre ben aldım çünkü duyumu. Ben de hafta sonu bir takım duyumlar aldım. Bu düğün görüntüleri sadece bizde var bu arada. Hafta sonu bir düğündelerdi. Şimdi çok yakınan bir isimle konuştum. Sabancı ailesine evet. Yakın bir isimle. Şunu söyledi Arzu Hanım. Hande onay veriyor aslında. Şu ama şu güzelliğe yani şu anda artık bu duruşa. Onay vermese Hakan Sabancı asla düğünlere Hande'ye götüremez. Bütün kredi kartları Türk filmlerinde oluyor ya. Bütün kredi kartları gider.
Hakan Sabancı da dünyayı gezeceğini sadece iş yerine gider geri gelir, gider geri gelir. Evet. O kadar. Ama tabii ki bu evlilikle mi taşlanır taşlanmaz bilemem. Yani o kısmı gerçekten bilmiyorum. Ama bizim zannettiğimiz gibi o göndermeler. Bu arada biz 4 haftadır bu masada Arzu Hanım'ın storylerini konuşuyoruz. Arada gönderme de yapabilir. Yapabilir bazen, bu arada. Bir an ne aynen. Bu ya? Bazen, aynen yapabilir. Bazen insan oğlunu paylaşamaz ya. Ya da kızını da paylaşamaz. Herhangi bir şey öyle olabilir. Öyle şeyler olabilir ama yani. Bizim zannettiğimiz kadar Hande'ye tahammülü yok. İşte yok şey ben diyor falan. Ben bunların hepsini Ramazan Bey'e soracağım. O kim? Konuğumuz. Konuğumuz. Sen Tolga olarak biliyorsun o yüzden. Hemen hocam. Hemen hızlıca Hande-Hakan çiftini toparlayalım. Önemli bir konuğumuz olacak. Yağmur sen de duyumları bir tamamlayalım. Düğünden de hemen bir nabız aldım. Ben ne dedim, yani nasıl söyle, gözüküyorlar, evet. Ne diyorlardı? Hakan, Hande'nin dibinden gıdım ayrılmamış bütün gece. Eli belindeymiş, yanağındaymış. Hande de seviyor. Gördün mü? Öpüp karşılıklı kokluyordu. Bu aşk gördünüz arkadaşlar. Mi? Karşılıklı evet, bu karşılıklı. Aşk. Bu aşk karşılıklı. Evet. Allah ilişkileri güzel. Birbirlerine de çok yakışıyorlar. Şöyle bir fotoğrafları vardı yan Allah. Yana. Allah ayırmasın ya. Story attı zaten yani. Biliyorsunuz. Hakan Hande'yi paylaştı. Story attı. Allah ayırmasın. Güzel abi. Gidiyor çok bu ilişki. Çok güzeller. Çok biz da yakışıyorlar. Biz heyecanla Sabancıların Hande Erçel'i gelin yaptığı düğünü bekliyoruz. Bizi de çağırsınlar. Çok destek oluyoruz. Ne takacaksın? Sen takmazsan daha ben gidersen Hande'nin yakasından ben bunlara ne takayım? Ben bunları da onlar bana taksın yani. Işte zaten sana. Biraz daha konuşacağım bana yani. Takacaklar gönderecekler sana. Yani altınlarını. Peki efendim şimdi artık yavaş yavaş. Çok önemli bir zaman bir geldi. Bir konuğumuz var.